Selamünaleyküm arkadaşlar. Tam böyle yol kenarından geçerken motorla tam ayçiçeği tarlasının içine girerken Bözlük yılanını yakalamaya başardık. Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık bu sene arkadaşlar 4 ya da 5. Bözlük yılanı yakalayışımız. Ama 8-10 tanesine rastladım. Bu ne demek? Videolar işe yarıyor. Yani çektiğimiz videolar, vloglar arkadaşlar işe yarıyor. Yani bu Bözlük konusunda bu beni mutlu ediyor yani. Şöyle söyleyeyim. İnanın hani öldürmüyorlar. Gördükleri zaman hep ben olumlu şekilde haberler alıyorum. Yani işte abi rastladık senin videondan sonra biz de öldürmüyoruz. Ya da şöyle işte eşi dostu bilinçlendiriyoruz. Lütfen arkadaşlar bilinçlendirin. Eşi dostunuzu yani etrafınızda varsa bunlarla ilgili mesela hala zehirli olduğunu inananlar lütfen bir şekilde onları da bilgilendirin. Bu yılanlar olmazsa tarı fareleri artacak ve özellikle tarım sektörüyle uğraşanlar bunu çok iyi biliyorlar. Tarlalarda maalesef mahsul alamayacağız durum alınmayacak duruma gelecek arkadaşlar. İnanın gerçekten biz bunu geçen sene ya da ondan önceki sene yaşadık. Civar köylerde, mahallelerde hep mahsullerde zarar oldu arkadaşlar büyük derecede. Bakın. Çok agresif arkadaşımız biliyorsunuz. Bu yılanlar çok sert, agresif görünüyor. Yani şimdi sıkıştığı zaman ayağa kalkabiliyor. Yaklaşık bu boylara kadar yani benim nereden baksanız belime kadar gelebiliyor arkadaşlar. Bu görünüm ve bu agresiflik de bu yılanın zehirli olduğunu düşündürüyor insanlara. Ama aslında öyle bir şey yok. Şu dolanmaya bakın nasıl dolandı. Ya resmen kördüğüm oldu. Benim biraz da detaylı çekeyim ben de. Bakın. Ama şu güzelliğe bakın. Yani hiçbir anlamda, hiçbir surette zararı yok arkadaşlar. Bözlük yılanı tamamen zehirsiz. Bu çok mutlu etti beni. İnanın bu yıl rastladığım muhtemelen 5. Bözlük yakaladığım yani 5. Bözlük yani rastladıklarım da 8-10 oldu. Çok aktif, çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. Yani yakalamak çok zor. Bakın surat detaylarını özellikle çekiyorum. Genelde şimdi şöyle bir durum da var arkadaşlar. Şimdi bilen bilmeyen arkadaşlar her yılanı mesela yakalamaya çalışıyor falan filan ama bunlar çok tehlikeli hareketler arkadaşlar. Eğer yılanlar hakkında bilginiz yoksa kesinlikle böyle bir şeye kalkışmayın. Bakın sakinledi ama yani bu sakin olacağın anlamına gelmez. İnanın bu yılanlar çok tehlikeli. Yani ısıracaktır. Şöyle tutar mısın? Kesinlikle ısıracaktır yani. Isırmayacak diye hiç aklınıza gelmesin. Bakın. Bakın gördüğünüz gibi kesinlikle ısıracaktır. Isırma eğilimi çok şiddetli bir şekilde ısırma eğilimi var ama zararı yok. Bunu daha önce test ettik, denedik defalarca. Ben şimdi tekrar denemek istemiyorum. Kendini ısıtmaya gerek yok. Isıracağını biliyoruz. Bakın zaten ilk hamlesi ısırmak olacak. Hiç tereddüt etmez arkadaşlar. Yiyeceğini bir lokma. Zaten bakın şöyle ağız yapısını daha önce de gösterdik. Ağız yapısında herhangi bir diş şekli yok. Sadece balık dişi gibi dişleri var arkadaşlar. Bunları daha önce de detaylı şekilde gösterdik. Bir de boyuna gösterelim. Bu da pehlivan epeyce var. İşte bir kulaç falan var. Tam bir kulaç ya. Şimdi burası zaten unun bölgesi çok uygun. Yine o ayçiçek tarlasına girsin. Biz unun yolunu engellemeyelim. Şöyle güzelce heybetiyle bir şekilde bırakalım. Şunun gidişe bakar mısın? Oo. Aslanım. Bakın. Şu anda bana uyarı hareketleri yapıyor. Hemen yön değiştirdi. Taktikler. Şuraya girdi. Harika. Harika. Çok hızlı. Şurada.
şurada. Önüne geçtim. Ve durdu. Bakın şurada. Şurada. Of. Çok hızlı. Şurada. Biraz izlemek istiyorum ben. Hem bu da sizin için de tecrübe olsun. Tarladaki görüntüsü şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Arazideki görüntüsü bu şekilde. Neyse zaten dediğim gibi. Şuradan. Ayçiçek tarlasının içine girdi. Biz de girelim. Bakın ayçiçek tarlaları da bu şekilde. Tam oluşmamış. Bazı kelleler tam olmamış. Tam olduğu zaman harika bir görsel oluyor arkadaşlar. Güneşin yönüne doğru hep birlikte dönüyorlar. Neyse. Bu şekilde incelemiş olalım. Kesinlikle Bözürük ilanlarına dokunmuyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Bunlar tarım dostu. Size faydası yoksa başkasına faydası var. Arazi, tarım ve daha çok mahsul için bu yılanlar çok önemli.